Perşembe Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Değerli Nesine.com üyeleri, Perşembe Bülteni çok fazla mücadelenin olmadığı ama bunların içerisinden de en iddialılarını seçmeye çalıştık. 3 tane maç önereceğiz. Bunlardan ilki İsveç Ligi'nden gelecek. İddia kodu 482. Malmö bugün Mjällby deplasmanında. Ligin şu anda lideri. Bugün kazandığı takdirde rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açacak. Dış saha karnesindeki performansı Malmö'nün bize güven veriyor açıkçası. Çünkü bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan takım. Çıktığı 4 maçı da kazanmayı başaran bir Malmö olduğunu görmekteyiz. O yüzden bugün Malmö tercihini ön plana çıkartacağız. Mjällby'nin ligde iç sahada en az puan toplayan iki takım arasında olduğunu görmekteyim. Ayrıca kendi sahasında oynadığı maçlara baktım. Ligin kendi sahasında kalesinde en fazla gol gören takımı. Bu anlamda da zirvedeler. Tabii ki olumsuz bir zirve olacak bu. Olumlu yönlerde Malmö var. Deplasmanda 5'te 5 yapmaya yakın Malmö. Maç sonucu 2 içinde 1.55. İddia risk yönetiminin belirlediği oran. 2'den 2 yazarak oranı yine yükselteceğiz. Buradaki değerlendirmemizde. İkinci mücadelemiz kuponlar için 494 kodlu Palmeiras Figueirense karşılaşması olacak. Son iki lig maçını kalesinde gol görmeden kazanan bir Palmeiras var. Onların çıkışını görüyoruz burada. Rakip ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. Bu mağlubiyetlerde rakiplerine yine gol atamadığını görüyoruz. Ben açıkçası Figueirense'nin bu görüntüsüyle çıkıştaki Palmeiras karşısında puan şansı olmadığını düşünüyorum. Burada da Palmeiras'ı değerlendireceğiz ama oranı yine biraz daha ön plana çıkartıp 1'den 1 yazmanızı tavsiye edeceğim. Buradaki değerlendirmemizde bunu sunalım ama bir de taraf bahsi dışına çıkacaklara şu önerim var. Palmeiras'ın son 2 maçında kazanırken kalesinde gol görmediğini, Figueirense'nin ise mağlup olduğu 4 maçtan bahsetmiştik. Bu maçlarda gol atamadığını gördük. Gol yoku da alternatif bir seçenek olarak sizlere sunmak istiyorum. Son maçımız 495 kodlu Vitória Atletico Mineiro karşılaşmasını aldık. Burada da gol bahsini tercih edeceğiz. Hem Vitória'nın hem Atletico Mineiro'nun maçlarına baktık. Hem bu Brezilya Kupası hem de ligdeki geride bıraktığı son 5 resmi maçı değerlendirdik. 4'ünde iki takımın da maçlarının karşılıklı gollerle sona erdiğini görmekteyim. İki takım arasında yine oynanan maçlara baktım. Son 4 maç hem karşılıklı gollere sahne olmuş hem de bu maçların 3'ünde 3 gol ve üstü görülmüş. Karşılıklı gol varı öncelikle yazalım. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 2.5 belki de 3.5 gol üstünü de tercih edebilirler burada sürpriz kuponlarda. Perşembe bülteninden bu üçlüyü seçtik. Umarım bu üçlüde de önerdiğimiz tahminler gelir. Sizlere bugünkü yapacağınız kuponlarda bol şans diliyorum efendim. Hoşçakalın.